Herkese yeni yılın ilk makyaj videosuyla merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yepyeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Bir an önce videoya geçmek istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni aşağıda geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak yeni bir makyaj bazı deneyeceğim. Bu Oriflame'den gelen bir makyaj bazı. İçerisinde minik topçuklar olan aydınlatma etkili ve nemlendirme etkili bir makyaj bazı. İçerisinde şöyle minik pembe toplar var. Böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Bu toplar patlayınca hafif renk vermeye başlıyor. Ürün cidden baya ilginç bir şeymiş. Ben böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Ürün aslında jel yapıda fakat dağıttıkça o içerisindeki pembe topçuklar patlıyor ve hafif bir renk vermeye başlıyor. Bunu şöyle elimle uygulayacağım çünkü o topları da patlatacağım bir yandan. Cildime yedirdim. Mantık olarak da çok sevdim gerçekten ürünü. Yani herhangi bir renk vermedi aslında. Çok ufak hani böyle renk eşitliği falan sağlayacak kadar bile renk vermedi ama çok güzel bir aydınlık etkisi yarattı. Fark ettiniz mi? Şu an cildim cam gibi parlıyor. Ve şey ilginç, aynı zamanda hiçbir yağlı hissiyat yok. Onu sevdim. Yani bu parlak etkiyi verirken cildi asla yağlandırmadı. Vallahi şu an ben ilk izlenim olarak gayet beğendim. Cildim de böyle pofidik pofidik oldu. Nemli nemli hissediyorum şu an. İlk izlenim olarak bu bazı beğendim. Fondöten olarak da L'Oreal'in Infallible fondötenini kullanacağım. Bendeki 125 numara Natural Rose rengi. Ay bazın etkisi gerçekten çok güzel görünüyor ya. Yeni cilt bakımı yapmışsınız gibi görünüyor. Hem de öyle yağlı bir formülasyonu da olmadığı için yağlı karma ciltler de bence severek kullanır. Hani parlaklık isterseniz eğer. Kapatıcı olarak da Görkito'nun bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi 03 numarası. Bunu ben kullandım birkaç kere ama kanalda hiç göstermedim sanırım. O yüzden birlikte de kullanalım istedim. Rengi bana bir tık koyu fakat ben zaten göz altımda kendi ten rengimden bir tık daha koyu kapatıcıları tercih ediyorum ki o damarlı görüntüyü daha iyi yok edebilsin. O yüzden benim memnun olduğum bir renk bu. Aynı zamanda çizgilere dolmama konusunda da bence oldukça başarılı olan bir kapatıcı. Eğer çok kuru göz altlarınız varsa öncesinde bolca nemlendirin derim. Gördüğünüz gibi kapatıcılığı da oldukça yüksek olan bir ürün. Ben vallahi bayağı beğendim bu kapatıcıyı. Hani aydınlık etki için de bir açık rengine bakabilirim. En açık rengi bana muhtemelen çok açık gelir ama 2 numarası bence tam olur. Şimdi bu aşamadan sonra biliyorsunuz ben direkt pudraya geçerim. Ama şimdi deneyeceğim stick bir kontür ürünü var. O da Nivea markasının stick kontür ve highlighter ürünü. Şöyle çift taraflı bir ürün bu. Şu kısmı kontür kısmı, diğer tarafı da aydınlatma etkisi veren kısmı. Fakat sanırım aydınlatıcı değil de hani açık renkli olan aydınlık etkisi veren ürünlerden. Ürünün üzerinde herhangi bir numara yazmıyor. Herhalde standart olarak üretiliyor bu. Yalnız bana kontür kısmı biraz fazla turunculuk içeriyormuş gibi geldi. Yani sanki bronzer'a daha yakınmış gibi. Bakalım bir de cildimde deneyeyim. Cildimde nasıl oldu da daha küllü gibi durdu anlamadım. Ama şu an elimin üstünden çok farklı görünüyor cildimde. Şu an bir umutlandım. Şöyle hafif bir burun kontürü de yapalım. Şöyle dudak altına ve gıdıya da yapalım. Çünkü rengi umut verdi şu an. Umarım dağılması da iyidir. Böyle bol bol uyguladım ama. Çok kolay bir şekilde dağılıyor. Öyle korktuğum gibi olmadı. Ay rengi de hiç fena durmuyor bu arada. Vallahi baya kolay dağılıyor. Ben bu diğer tarafını kullanmayacağım çünkü şu an ona ihtiyaç duymuyorum. Şimdi hemen yeni bir allığa geçiyorum ve bu da stick bir allık. Ya ama bunun ambalajı inanılmaz güzel. Misha'nın şöyle bir allığı kalp şeklinde.
Ambalajı cidden çok hoş olmuş. Benim çok hoşuma gitti ve rengine zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Mükemmel bir renk. Böyle soğuk alt tonlu içerisinde mor alt tonu olan bir pembe. Şimdi hemen bunu uyguluyorum. Bunu sadece elimde uygulamıştım bu arada. Cildime hiç uygulamadım daha önce. Bunu da hemen fırçamla böyle tampon tampon hareketlerle yayıyorum. Ay çok güzel duruyor. İnanılmaz sağlıklı bir görüntü oluşuyor. Misha'nın genel olarak zaten aldıklarında böyle bir etki var. İçlerinde sim olmadığı halde böyle parlak ve canlı bir bitişleri oluyor. Ve bu renk inanılmaz güzel. Şöyle birazcık daha ekliyorum. Çünkü yoğun allık görüntüsünü seviyorum ben. Bu arada elime uygulayıp denediğimde de kalıcılığı hiç fena değildi. Ciltte de uzun süre kalacağını düşünüyorum. Bakar mısınız ya? Çok tatlı oldu. Şimdi sıra geldi pudraya. Pudra olarak da Wet n Wild'ın Photofocus serisindeki bu transparan toz pudrasını kullanacağım. Bunu uzun zamandır kullanmıyordum ve unuttuğum aklıma geldi. Oldukça da sevdiğim bir pudra bu. Öyle baking yapmayacağım da sadece fırçamla alıp ince bir tabaka halinde uygulayacağım. Bu arada bakın şu an sabitlememiş olmama rağmen daha göz altlarımı hiçbir şekilde göz altıma dolma yapmadı kapatıcı. Ki bu süre zarfında kontürümü yaptım, allığımı yaptım. Şu zamana kadar çoktan dolmuş olması gerekiyordu. Şöyle kontürümün altından da çizgi şeklinde geçiyorum ki orası da keskinleşsin. Ben böyle krem kontür, krem allık veya krem aydınlatıcı gibi ürünleri toz ürünlerle sabitleyip etkisini arttırmayı seviyorum. O yüzden şimdi yine öyle yapacağım. Kontürümü sabitlemek için Revolution Pro'nun 4K Bronzer paletini kullanacağım. Bendeki Cool rengi olanı. Bu gerçekten kontüre çok çok uygun bir palet. Şuradaki renkten alıyorum biraz. Bu Revolution Pro'nun kontür paletini de allık paletini de çok seviyorum. Elimde bir de diğer sıcak tonlarda olan bronzer paleti var ama onu henüz hala denemedim. Onu da en yakın zamanda videoda birlikte deneyelim. Ama rengi o kadar sıcak geliyor ki gerçekten sanki bronzer için bile kullanılamayacakmış gibi hissediyorum. Allığımı sabitlemek için de Technic markasının Colorfix isimli şu allık paletini kullanacağım. Bu paletin normalde kalıcılığını çok beğenmiyorum. Yani 3-4 saat ya götürüyor ya götürmüyor. Ama böyle krem ürünlerin üzerine uygulandığında da hem krem ürünün kalıcılığını artırmış oluyorum hem de bu palet toz ürün olduğu için altta krem bir ürüne tutunarak daha sağlam oluyor. Şuradaki renkten alıyorum. Bu önceki uyguladığım allığın renginin bir tık koyusu. Pigmentasyonu oldukça yüksek bir allık bu arada. Ay, yanaklar falan çok tatlı oldu ya. Böyle pembiş pembiş oldu. Çok hoşuma gitti şu an. Aydınlatıcı olarak da Wet n Wild'ın Hello Halo aydınlatıcılarından After Sex Glow isimli olanını kullanacağım. Şu taraftaki şampanya renginden alıyorum. Bu da o kadar güzel parlayan bir aydınlatıcı ki. Bakın şimdi. Aşırı yoğun parlıyor. Şu an cilt makyajım o kadar hoşuma gitti ki ne yağlı bir görüntü var ne böyle kupkuru mat bir görüntü var. Böyle sağlıklı olması gereken yerler parlayan bir cilt görüntüsünde şu an gerçekten çok beğendim. Şimdi hemen kaşlara geçelim. Kaşlarda da L'Oreal'in Skinny Definer Brow Artist isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Bendeki rengi 108 numara Dark Brunette rengi. Önce şöyle bir tarıyorum. Ve geçenki videolarda denediğim Maybelline'in Brow Fest Sculpt isimli bu kaş sabitleme jelini kullanacağım. Bundan gerçekten çok memnun kaldım. Kaşları baya baya güzel sabit tutuyor. Bendeki şeffaf olanı. Bir yandan da kaşlarınızı o kadar güzel tarıyor ki. Gerçekten çok sevdiğim, başarılı bulduğum bir ürün oldu bu. Şimdi gelelim göz makyajına. Bugün göz makyajımda çok merak ettiğim bir ürünü kullanacağım. O da Misha'nın bu Eye Glitter isimli ürünü. Bende iki rengi var fakat bundan öncesinde de şöyle ufak bir pembemsi bir makyaj yapmak istiyorum. Irlis'in Disney koleksiyonundaki bu Minnie Mouse far paletini kullanacağım. Bunu da hiç kullanmadım. Sadece elimde birkaç rengine bakmıştım. Size de videolarda gösterme fırsatım olmamıştı. O yüzden bundan birkaç renk kullanmak istiyorum. Öncelikle şuradaki renkten alıyorum. Böyle soğuk alt tonlu, birazcık gül kurusuna benzeyen bir ton. Bununla şöyle katlanma çizgime geçiyorum. Sizi yakın almayı unuttum. Hadi yaklaşın.
Ondan sonra da onun yanındaki daha pembemsi tondan alıyorum. Bu arada öyle aşırı da toz tutma yapmıyorlar. Bunu da şöyle göz kapağımın tümüne uyguluyorum. Biraz sonra deneyeceğim o Misha'nın glitterlarının etkisini tam olarak almak için şu an far paletinden ışıltılı bir renk kullanmayacağım. Ama bir tane daha renk kullanalım. Şununla da dış köşelere birazcık renk verelim. Paletin pigmentasyonu da farların birbiriyle karışabilmeleri de bence gayet başarılı. Şu an göz makyajımdan bayağı memnunum. Alta da şu küçük fırçayla uygulayacağım. Yine aynı bordo renginden alıyorum. Şöyle üst tarafla bunu birleştiriyorum. Ve şimdi gelelim bu glitterlara. Ben bunları elimin üzerinde denedim ve bayıldım. Önce bir tane sipariş etmiştim. Onu çok beğenince hemen diğer rengini de aldım. Bu 8 numaralı olan glitter. Ve bu da 9 numaralı olan glitter. İkisinin de rengi ayrı ayrı muhteşem. 8 numaranın içerisinde bakır tonları var. Biraz sarı yansımalı, turuncu yansımalı gibi duruyor. Bu diğer 9 numaralı olansa daha pembe alt tonlu ama içerisinde unicorn renklerinde simler var. Gerçekten ikisi de çok güzel duruyor. Ben bugün bu pembeyi kullanmak istiyorum. Bu arada daha önce dediğim gibi elimin üzerinde denedim ve test ettiğimde bunların birkaç dakika içinde sabitlendiğini gördüm. Böyle birazcık sanki kuru bir yapıya dönüşüyorlar ve uyguladığınız bölgeye sabitleniyorlar ve ardından da suyla dilediğiniz gibi anında çıkarabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen şu 9 numaradan birazcık uygulayacağım. Bundan şöyle fırçamı alıp süreceğim. Çünkü ürünün üzerine göz kapağımda uyguladığım diğer far renginin bulaşmasını istemiyorum. Gözde çok güzel duruyormuş. Bu arada aklınızda olsun, bu 9 numara yani pembe olanın içerisindeki parçacıklar 8 numaralıya göre daha iri parçacıklardan oluşuyor. Diğeri daha böyle hani ince simler gibi duruyor. Bunu isterseniz sadece şöyle göz pınarlarına ya da şu alt kirpik dibinin iç kısımlarına falan da uygulayabilirsiniz. Öyle de çok güzel duruyor çünkü. Bu arada fırçayla uygulamak da oldukça pratikmiş. Çünkü fırçanın üzerinde böyle çok ürün falan kalmıyor. Göze kolay transfer olabiliyorlar ve ben şu an bayıldım duruşlarına. Ben dayanamayacağım. Şu diğer renginden de 8 numarasından da birazcık alt kirpik dibinden geçeceğim. Hatta bunu direkt fırçasıyla geçeyim. Bakalım öyle nasıl uygulanıyor. Ay o kadar pratik ki. Öyle göz pınarlarıma da dokunduruyorum. Ya bunu hiç alta başka far uygulamadan da sürüp çıkabilirsiniz. Cidden çok başarılı. Bu arada önceden uyguladığım farı da öyle çok kaldırmamış. Bakın az önce uygulamıştım ya. Şimdi sabitlendiler. Şöyle bakın. Öyle çok da bir bulaşma olmuyor. Bundaki parçalar dediğim gibi biraz daha iri olduğu için bu iri parçalar bazen bulaşabiliyor. Ama eğer dokunmazsanız hiç o kendi yerinden oynamıyor zaten. Valla ben bu glitterlara bayıldım. Farklı renklerine de bakılabilir. Sitesindeki swatchlardan benim en beğendiklerim bu ikisiydi ama diğer renklerine de mutlaka bakacağım. Şimdi hemen yeni bir eyeliner'a geçiyorum. Çift taraflı bir ürün bu. Revolution'ın bu çift taraflı eyeliner'ı. Bir tarafı sivrilerek gelen keçi uçlu bir eyeliner. Diğer tarafı da şu şekilde göz kalemi asansörlü bir şekilde açılıyor. Maalesef şu eyeliner tarafını uygulayamıyorum çünkü kurumuş. Epey de salladım fakat asla renk vermiyor gördüğünüz gibi. Üzdü biraz bu. Kalem tarafında uyguladığım güzel siyahlığı, matlığı güzel duruyor. Yani ürünü daha yeni açtım sizinle birlikte ve aldığım bir ürünün eyeliner kısmının kuru olması açıkçası beni biraz üzdü şu an. Yani ben o zaman sadece bu kalem tarafına parayı verdim. O üzdü. Fakat bakalım kalem kısmı nasıl? Elimden de silmeyeceğim. Bir bakalım bulaşma yapıyor mu, dağılma yapıyor mu? Şimdi bunu şöyle yarım bir şekilde uygulayacağım.
Öncelikle bayağı yumuşak bir ürün, o yüzden kolay sürülüyor ama öyle dağılacak kadar da ekstra bir yumuşaklığı yok. Ama sürdüğünüz gibi rengini veriyor. Hatta bunu alt kirpikliklerimden de geçeceğim. Evet, yani siyahlığı, matlığı, sürümü gayet güzel bence. Bir de elimde bakalım bulaşma yapıyor mu? Acaba biraz daha beklemek mi gerekiyordu? Çünkü alttaki çıkmıyor şu an sürtmeme rağmen. Belki birazcık daha beklemek gerekiyordu, bilmiyorum. Hemen maskarayı uygulayayım. Maskara olarak da Maybelline'in çok sevdiğim The Colossal Big Shot maskarasını uygulayacağım. Ay, gerçekten eyeliner kısmının kuru çıkması nasıl düşürdü bir anda beni. Olsun, çok güzel ürünler keşfettik bu videoda. Hiç şu an moralimi bozamayacağım onun için. Maskaramı da uyguladım. Şimdi sıra geldi ruja. Hatırlarsanız geçenki videoların birinde Maybelline'in Lifter Gloss'larını denemiştik birlikte. Ve 007 numara Amber rengini denemiştik. Ve ben o videoda çok beğendiğim ve başka bir renginden sipariş verdiğimi söylemiştim. O da ulaştı elime. 005 numara Petal rengi. Çok tatlı bir pembe tonu. Bakalım bunun rengi nasıl duracak. Ya zaten ilk denediğimden beri yapısını çok beğendim ve bunun da rengi çok güzelmiş. Bu 5 numara petal rengine de bence bakabilirsiniz. Çok da güzel renk veriyor ve o dudaktaki cam etkisi, o dolgunlaştırma etkisi cidden çok güzel. O içerisindeki hyaluronik asitle de dudaklarınızı besliyor ve daha dolgun bir görüntüye ulaştırıyor. Ben gerçekten çok beğendim bu rengini de. Başka renklerine de bakışım var ama kendimi durdurmaya çalışacağım. Şimdi makyajım bittiğine göre hemen sizi yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.